Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım. Bugün 10. Clash yıl dönüm arka planını satın alacağız sevgili dostlar. Bu arka plan hakkında birkaç şey duydum. Farklı bölgelerinde farklı sesler çıkartıyormuş. Birazdan inceleyeceğiz, bakacağız. Bu arada beni yeni izlemeye başlayan arkadaşlarımız varsa şuradan da bir arka planlarımı göstereyim her türlü arkadaşlar arka planı satın aldım şu ana kadar. Hani bir nevi bu benim koleksiyonum artık arkadaşlar. Şu ana kadar yapmış olduğum ilk koleksiyon bu arada. O yüzden benim için yeri farklı. Hani sizlerin de arka planları var mı? Varsa hangi arka planlar? Yorumlar kısmına yazın. Bak merak ettim. Bu arada 300 bin abone olmak üzereyim sevgili dostlar. Hala abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa lütfen ama lütfen abone olup bildirimleri açarsalar beni çok sevindirirler. Ve bu videoda Clash'ın 10. yılına özel 10.000 like bekliyorum. Diyerekten hemen bu arka planı satın satın alalım arkadaşlar. Sizler için de birkaç şey düşündüm. Haberiniz de olsun arkadaşlar. Yine klasjuber.com'a kod koymayı düşünüyorum. Sadece birkaç hazırlık yapmam lazım. Bir iki tane ödenek problemi yaşıyorum. Onları da halledersem 10 <laughs> numara 5 yıldız olacak. Hadi bakalım. Aldık. Da niye bu araya sıkıştırdı? Normalde sıra sıra gitmiyor mu? Normalde burada olması lazımdı. Neyse. 10. klasjuber dönüm arka planı. Tamam diyorum ve tamam dedim de. niye seçmedi aga? Ha şunu bir kapatayım. Şunu bir seç. Ana. Bir dakika. Seçtik. Tamam. Güzel seçtik. Arkadaşlar eee Tamam oldu <laughs> Vallahi kalbime iniyordu Yemin ediyorum kalbime iniyordu <laughs> Arka planı aldım arka planı seçemedim diye böyle Şimdi isterseniz her zaman yaptığımız gibi Her şeye kaldır diyelim Ve bir gözcülük moduna girelim arkadaşlar Dur lan gözcülük modu nerede Fotoğraf modu pardon Öncelikle sevgili dostlar bir arka planın sesini dinlemenizi istiyorum Sevgili dostlar şu an sesi fullledim açacağım Sadece dinleyin sesimi çok bastıracağı için konuşamayabilirim O yüzden şimdiden uyarımı yapayım Sadece sesi dinleyin çok güzel bir su sesi var. Kuş cıvıltıları. Bir rüzgar sesi var şu an. Hafiften böyle arkada bir kaya sesleri geliyor arkadaşlar. Hafiften böyle ama. Güzel, çok huzur verici bir ses koymuşlar arkadaşlar. Ama bak, kaya sesi de geldi. Bak artık sesi kısacaktım. Çok iyi. Sesi iyice ne kıssım Şimdi her zaman sol aşağıdan başlıyorduk. Derken arkadaşlar köy binası 13 mi görüyorum? Abi bakar mısınız? Burası buzul bölüm herhalde. Burada tokmak var. Güzel. Burada ee, buz tazı, ee, buz tazısı aynı ice tazı oluyor diye geçiyordu arkadaşlar. Elektro ejderi görüyorum burada. Detayları iyice bakmak istiyorum. Gözümden kaçırmayayım bir şeyleri. Burada bir dünya haritası var. Yani dünya haritasına benzetmeye çalışmışlar. Burası birazcık daha arkadaşlar güllük gülistanlık böyle. Sinsi Goblin'i görüyorsunuz. Süper birlik logosu var. Onun dışında... E, a inşaatçı lan. Bir an diyecektim bu ne? <laughs> inşaatçıymış? Burada inşaatçıyı koymuşlar. E, klan oyunlarındaki tek boynuzlu atı unutmamışlar burada. Gayet güzel. Hatta burada inşaatçı çarkı da var. Burada barbar kral, koruyucu, kraliçe ve şampiyon logoları var. Burada altın betin sanırsam şeyi vardı arkadaşlar. Logosuna benzer ya da kalkanı mı lan bunun? şampiyonun kalkanı da olabilir arkadaşlar. Kitapları da burada gördüğünüz üzere koymuşlar. Gayet güzel tomruk var. İnanılmaz detaylı ya. inanılmaz İşte aradığım arka plan böyle. Bak baykuşu koymuşlar. Köy binası 14. Keşke şu sular da hareketli olsaymış. Efsane olurmuş. Burada bir şey gördüm sanki. Sizce bu ne olabilir arkadaşlar? Bir detayı yakaladım bir dakika. Buradaki gözlük ne olabilir? Onu yorumlar kısmına yazın. Burada bir kırmızı kulübe var. Ondan sonra sarı altın kulübeleri görüyoruz. Burada birinci seviye inşaatçı kulübesi kulübesi değil. Birinci seviye belediye binası falan var. Buna anlam veremedim. Bunların tepesinden duman çıkıyor. Yani özellikle bunu bundan uğraşmışlar arkadaşlar. Burada bir mayın mı elma mı elma. Elma mayın gibi bir şey var arkadaşlar. Diğer belediye binalarını burada görüyorsunuz. Burada yine şelale akıyor. Burada belediye binası 4, 5, 7, 8, 9, 10 var. Burada tekrardan kral kraliçenin e, heykellerini görüyorsunuz. Burada golemi görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Burada bir baltaylan e, çekiç var. Bu ne? Ben buna bir anlam veremedim. Bu ne acaba? Koksu yakında çıkar. Android'i e de benzettim aslında arkadaşlar. Bir O Android'in logosu var ya. Ona da benzettim. Burada bir a kırık e, iksir deposu var burada. Sonra tazı var. Ondan sonra biniciyi görüyorsunuz. Binici heykeli. Buralar yine hareketli lav bölümü arkadaşlar. Köy binası 11 var burada. Ve 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 yine Finlandiya bayrağı galiba bu oluyor arkadaşlar. Finlandiya bayrağı koymuşlar bir ordu kampı var büyük koruyucunun e, heykeli burada klan kalesi mi okçu kulesine benzer bir şey gördüm klan karesi de olabilir onun dışında bakıyorum a hazine arabası <laughs> yine arkadaşlar binici ve onun domuzu var bir tane taç gördüm burada klan şöyle bir atıfta bulunmuş burada tekrardan bir kılıç silüeti atıcının arkadaşlar bowler'ın e, kayası var burada bebek ejderinin ağzından yine şey akıyor gördüğünüz üzere Aa, buz büyücüsünü unutmamışlar. Buz büyücüsü koymuşlar ve buradaki inşaatçıya bakar mısınız? Z diye böyle şeyi var. Uyuyor. Onu koymuşlar. Güzel. Abi, Yan köyü de unutmamışlar tebrik ediyorum. Vallahi bak tebrik ediyorum. Yan savaş makinası inşaat köyündeki savaş makinasını koymuşlar. Fişekleri koymuşlar. Burada zeplin değil mi lan bu? Evet. Bu zeplin arkadaşlar zeplini de koymuşlar. Köy binası 12 var. Topun bir kısmı canı gitmiş onu koymuşlar. Çok iyi. Şu sağ tarafta denizler menizler var. Güzel ya. Ben çok beğendim. Gerçekten yani bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar en iyi arka plan olabilir sevgili dostlar. Ben uzun bir süre hatta bunu da kullanacağım. Öyle gözüküyor. Yani ben beğendim ya. Harbiden beğendim. 10 numara 5 yıldız arka plan yapmışlar sevgili dostlar. Siz beğendiniz mi? Buna 10 üzerinden kaç verirsiniz? Versiniz tabi. Bu arada bir tane de saldırımız var. O saldırımızı da yapalım. Bu arada saldırı demişken de de Abi sen bir tane savaş üstü arka planı gelmişti. Aldın mı diye. Evet onu da aldım arkadaşlar. Düşünün. Ona kadar almışım yani. Benim en önemli koleksiyonlarımdan bir tanesi. Yıldız alınmayan noktalar var. Oraları saldırabilirim. Garanti olsun diye arkadaşlar. Zaten normal şartlarda 11'e dalardım. 11'i çok güzel üçleyebilirdim de arkadaşlar. Üçleyebilirim. Ama gerek yok. Onun yerine garanti 3 yıldız alabileceğim bir yer var. Çünkü herkesin bir saldırı hakkı olduğu için ya burası boş kalacak arkadaşlar ya ben kesin üçleyeceğim çünkü tek bir saldırı hakkı kalmış o da benim. Bu arada 6 numaradan ana hesabından yargı da attım. Yargı arkadaşlar buradaki köy binası 14 full hesabı çok güzel dedim. Ama birazdan gözünün önünde bir tane daha üçlük atalım. Şöyle direkt bakmadan saldırmayın hiçbir zaman. Bakmadan saldırmayın. Hı -hı, tamam püskürtücüler aşağı bakıyor yukarıdan gidersek okey. Şu noktayı indirirsem bence zeplini fena olmaz. Aynen zeplini o noktayı indirsem güzel olabilir arkadaşlar. Şöyle hatta bir şey söyleyeyim mi? Kral kraliçelerine bir alabiliriz ha. Yok ya riski atmayalım arkadaşlar Riski atmayalım. Hatta şöyle bir atayım, Bunu da gönder, bir dondurma büyüsünü yolla, tamam mı? Şu noktayı arkadaşlar bekle, 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 şu noktayı indir, bir öfke büyüsü, lan sizi çok yüksek, sizi çok yüksek, şöyle bir görünmezlik dağıtacağım. Sesini kısmam lazım arkadaşlar. Şuradaki büyücüleri halletmeyene kadar sesi maalesef kısamam. Ben sesini kısmayı unutmuşum ya. Şu an kulağım vardı. inancınız olsun kulağım vardı şu an. Tamam hava savunmasını da aldık. Rakibin kraliçesini de aldık arkadaşlar. Ee, sonra GG. Abi ses kulağımı inanılmaz ağrıttı ya. İnanılmaz. Şimdi şuradan kral ve kraliçeyi göndereceğim. Şu noktaya bir bebek ejder. Şu noktaya bir ejder göndereceğim. Onun dışında nereye ne atabilirim? Bu noktaya arkadaşlar aslında bir tane duvar yıkıcı atarsam güzel olabilir. Çünkü o noktayı açıp arkadaşlar kraliçenin e, buradaki cehennem kulesini almasını istiyorum. Hatta şampiyonu bile bırakabilirim şu noktadan arkadaşlar. Bakalım şampiyon güzel. Ejderi indirdi. Kralım bu arada baya bir hasar yedi arkadaşlar. Kralın özelliğini kullanayım. Tamam da şuradan da geriye kalan ejderleri gönderirsem sağlıklı olacaktı. Şuradan geriye kalan balonları ve ejder binicilerini göndereyim. Koruyucuyu yolla. E, kraliçenin özelliğini kullanacağım rakibin kralına takıldık çünkü. Büyük korucunun özelliğini kullan. Şu noktayı bir öfke büyüsü. Gayet güzel. Kartal topunu da indirdik mi? Kartal topunu da indirdik diyebilirim arkadaşlar ya. Kartal topunu da indirdik. Güzel. Onun dışında dondurma büyülerimden bir tanesi. Bakayım. Aynen bir tanesini şu noktaya mı atsam? Öfke büyüsünü at aga. Öfke büyüsünü şuradaki cehennem kulesinin olduğu kısma atayım ki en azından ejder birincileri vesaire onlar da yararlansın. Gayet güzel. Hala şampiyon özelliği duruyor arkadaşlar. Tak 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 tak. Onu da kullandım. Güzel ejder birincisi orayı da aldı. Bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel saldırdık. 3 yıldızımızı aldık. Diğer hesaplarımda da hepsinden 3 yıldız aldım arkadaşlar. Hatta köy binası 12'den köy binası 13 müydü? Yok köy binası 13'ten köy binası 12 3 arkadaşlar. Ama adam erken basmıştı belediye basmasaydı. Sonuç köy binası 14. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Bakın neredeydi galiba. Aynen 10 numaradan ben 10 numaraydım. 10 numaraya saldırdım. Rakip de bana saldırdı. %65'te kaldı ama ben üçledim onu gördüğünüz üzere. Hatta ağır savunmalarından birkaç da full'dü arkadaşlar. Hava savunmalarına bak. Deli gibi son seviye zaten hava saldırısı yapıyordum arkadaşlar. Kartal topunu falan fırlamıştı. manyak herif ama ona rağmen yemedi üçledik. Çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar bu videoyu da. Ee, eğer ilk videosu gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmına yazın. 7 günü birden de çekebilirim. Öyle. Bir de inşaatçılarımız var. Ee, ne basayım? Ha? Ne basayım? Gizli san mi bassam? Ucuz ne var aga? Gizli test. Aha 3 tane. 8 milyon bas. Bir tane daha mı bassam? Altın bilet de alabilirim aslında. Bilmiyorum. Neyse bakalım. Belki ikinci hafta alırım arkadaşlar. Şu an düşünmüyorum. Aslında belki bir hafta sonra da alabilirim. Abi şunlara bir basabilir miyim? Bas bas bas. Bombaları bas. Dev bomba. Bas gitsin aga. Hava bombası. Bas gitsin aga. İksire de 2-3 duvar bassak tatlı olur. Ganimet önemli Ganimet her türlü toparlanır arkadaşlar. Ee, bas bas. Tanesi bir de 5 milyon. Üf 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 üf. Buradan yüzükleri de harcayalım. Harca 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 harca. Bitti. Yüzükleri de harcadık. Şimdi 2 milyonluk bir şeye basabilir miyiz? 1.5 milyona var. Tamam. Bir tane iskelet tuzağı basaga gitsin. Güzel. Bir tane de 2 milyona ne vardı burada? Hava bombası. Bunu da bastım gitti. Gayet güzel. En azından tüm inşaatçılarımı da çalıştırmış oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Güzel ya. Baksana. Aa! Göğe bak. Balon var. Tamam. Bu noktayı biraz uzatmışlar. Aradaki farkı açmışlar. İyi olmuş arkadaşlar. Güzel. Video bitti.